merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Evdeki Mektep'e hoş geldiniz. Ne diyoruz Zeynep? Parolamız neydi? Bilgi paylaştıkça çoğalır. Gayet heyecanlı bir şekilde Zeynep'im ne dedi? Bilgi paylaştıkça çoğalır dedi. Arkadaşlar kanalımız Evdeki Mektep. Evdeki Mektep kanalından ders dinlemek isterseniz abone tuşuna basabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Beğenebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Romen rakamlarını göreceğiz. Neyi göreceğiz Zeynep'im? Romen rakamları. Romen rakamları. Romen rakamlarını görmeden Temel rakamlarımız vardır. Önce bunları konuşacağız. Nedir bu temel rakamlarımız? Bu şekil, bu şekil ve bu şekil bizim temel rakamlarımızdır. Bu şekillerden roman rakamlarına ulaşacağız. Tamam mı Zeynep? Ben, ben öğrenmiştim. Size anlatabilirim. Bu olan bir. bir He, bu bir nedir? Bir. O zaman bir yazalım bakalım. Temel sayılarımızdan bir tanesi bir. Bunu unutmayın. Zaten bir çizgi birdir. Bu 5. Bu arkadaşlar V'ye benzeyen şeyin adı ise 5'tir. Tamam mı arkadaşlar? Bu da İngilizce harflerimizden de Y tabii ki de. Evet. 10. On. Bu da Roman rakamlarında 10'dur. Bu üç tane kuralı bilin ki, bu üç tane şekli bilin ki işimizi kolaylaştıralım. Ayrıca Zeynep bunu biliyor musun? Roman rakamlarında 0 yoktur. Biliyor musun Romen rakamlarında? 10 yazacağız ama 10'da 0 olmayacak. Tamam evet. mı? Arkadaşlar hadi başlayalım bakalım. Hoppa. Kırmızıyı ben alacağım. Evet kırmızıyı kızım alacakmış. Temel sayıların sağına Temel sayılarımızın sağına Başka sayılar gelirse Ne yapılır sağına? Sağına toplanır. 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 Arkadaşlar Sağ soluna gelirse çıkarılır. Neymiş? Çıkarılır. O işlem yapacağım bence. Orayı çıkarılır. Arkadaşlar temel sayılarımız neydi? 1, 5 ve 10 sayılarımızı kullanarak sayı oluşturacağız. Şimdi Zeynep bak bakalım. Şimdi bak. Nasıl yapılıyormuş bir görelim bakalım. Örneğin bu nedir? 1. Doğru mu? Doğru. Evet 1. Ben bu 1'in sağına bir tane daha eklersem ne oldu? Bu iki oldu. İki oldu. Veya bu kaç benim? Bir. Şu şu. Beş. Beş. Beşin sağına bir eklersen ne olur? Beş. Bir daha altı olur. Aa. Şöyle de yapabilirsiniz isterseniz. Bekle, bekle, bekle bekle sana bekle sana yol göstereceğim. Bu nedir gülüm? Bu. On. On. Onun sağına iki tane rakam koyacağım. Ne oldu? On. 11 12 hayda çok kolaymış 12 hep sağına rakam koydum şimdi soluna koyarsam rakamımı yazdım örneğin 5 5'in soluna bir tane koyarsam 4 5'ten 1 çıkarsa ne olur 4. 4 ne olurmuş 4 şimdi geldim buraya bu kaçtı 10'du değil mi 10'un soluna bir tane koydum. Ne olur? Dokuz. Ondan bir çıktı. Evet doğru söylüyorsun. Dokuz. Dokuz. Sadece bir tane soluna konulur arkadaşlar. Tamam mı? Sadece bir tane soluna konulur. Sağına da üç tane konur. Hadi gelelim bakalım. Bunu öğrenmek için rakamların üstünde deneyelim. Ben Hazır yapacağım. Mıyım? Ben tamam. yapacağım. Yap bakalım biri. Bir. Adı üstünde zaten. Bir. İki. İki tane çizgi. Şimdi durun. Üç. Ne, kaç tane çizgi? Onu da söyle. Bir. 2 3 Arkadaşlar buraya da 4 tane yapmayacağız. Her kuralın 3 tane kuralı var. Evet, 3 tane çizebiliriz diyor. Bunu şöyle yapsak 1 2 3 4 yapsak olur mu? Maalesef Hayır. olmaz. Ne yapacağım o zaman? O zaman 5'ten yararlanacağım. 5'i yapacağım ve bir tane çıkaracağım. İşte bu da ne oldu arkadaşım? 4. 5'i zaten biliyorsunuz. Temel sayılarımız demiştik. 5 6 Zeynep 6 yap bakalım 5 1 daha 6 olur değil mi 6 yap evet 5 5 yap önce 1 ekle 6 tamam mı şimdi geldik 7 yedi. 7'yi ben yapayım 5 6 7 bu kadar 8'i sen yap 5 6, 7, 8. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 8'de 5 yaptım. Üç tane rakam ekledim. Evet. Geldik dokuza. 9'u yaparken hayda dokuzu yapmayalım önce onu yapalım. Onumuz neydi? Buydu öğretmenim değil mi? Aha. On bu. Şimdi dokuzu yaparken ne yapıyorum? Yani bunun yanına dört tane ekleyemem yani. Onu yapıyorum. Bir tane çıkarıyorum. Bu ne oldu? 9. 11 yapalım. Bak bak bu 10, çok kolay. 11'i sen koy. 11. 12'yi yap. 12 de. Evet. 12. devam edelim. 13'ü de yap. 13. Evet. Şimdi çocuklar 14 şurada yazılmıştı. Burada bir tane göstermek istiyorum. 14'ü şunu yapamıyorsunuz. 1 2 3 4. Bunu yapamıyorsunuz. Böyle bir şey yok. 14'ü nasıl yapacağım? Öğretmenim 14'ü şöyle yapacağım. Bak önce 10 yazacağım. Sonra 4'ü yazacağım. 4'üm neydi benim? 4'üm buydu çocuklar. Bak 4'ü 10. 4'ü bak. Hoppa. Bu 14 oldu. Burası 10. Burası 4. Ne olur? 14. 14. Tamam. Hadi 15 yapalım. Bura 10. 5'imiz hangisi? Budur. 15. Ben buraya yapacağım. 16 yap. 16. 10 yap. İlk önce 10. Ve Şimdi 6'yı yap. Evet 17'yi yapalım. 10. 7 yapıyorum arkadaşlar. Bakın bir dakika kendini kaldırsın. 7. Budur arkadaşlar. 15. 16. 17. Bu kadar. Toplama işlemi ya. 18 yap Zeynep. Tamam. Çarp 10. Çarpı değil. 10. 15. 16. 10, 17. 18. 18'i yapmadan önce 19'u yap, pardon. 19'u yapmadan önce 20'yi yapacağım. 20 nedir? 10. 10 daha 20. 19'u yapacağım. Evet. Burası da Evet. Şu şekil yaptı yani Zeynep Hanım. 19. 19. Burası 10. Burası da 9 arkadaşlar. Arkadaşlar bunu siz de bakmadan bir yazmaya çalışın. Kontrol edin. Mantık ayna şu şekil. Yanlarına sağına ek koyarsak topluyoruz, soluna koyarsak çıkarıyoruz. Hoppa! Karşımızda toplama işlemi. Nasıl bir toplama işlemi? Roman rakamlarıyla toplama işlemi. Hadi toplayalım bakalım Zeynep. Zeynep bu kaç? 5. Beş. 5'li kaçı toplayacağım? 5 6 7 7'yi toplayacağım. 5 ile 7'yi toplarsam 7'nin Beş, üzerine 5'i hemen ekliyorum. 8 9 10 11 12. 12 nasıl yazılır Roman rakamlarıyla? Roman rakamlarıyla şöyle yazılır. çarpı 1 2. İşte ne oldu arkadaşım bu 12 olduğu çok kolay değil mi? Hadi bunu yapalım. Zeynep bu kaç? 10 1. Neymiş? 11 yazalım. Bu kaç? O, 5 bir daha bak 5 5 bir, bir daha 6 11 6 daha ne olur arkadaşlar? 6 tane say. Say hadi sen say. 7 8 Hayır hayır 11'in üzerine. 12 12 13 14 15 16 17. 17 artık bunları saymadan da yapsak süper olur ya. 17'yi nasıl yapıyorduk? 17'yi de. 10 yapıyorsun önce. İlk Önce 10 Sonra da 7. Evet 15 16 17. Bu kadar. Fazla yaptın. 18 yaptın. 10 15 16 17 18. Bunu sil. Bunu sildik. Tamam, tamam mı? Hızlı gitme. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Bu nedir gülüm? 20. 20. Değil mi? 20'den neyi çıkarıyorum? 10 11 12. 20'den 12'yi çıkarıyorum. Buna ile saymanıza gerek yok arkadaşlar. Var var. 20'den 12'yi çıkarırsam 8 kalır. Bunu siz alt alta da yapabilirsiniz. Hemen şurada yapayım mı? 20'den 12'yi çıkaralım. 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gittik. Bir 10'lu kaldık. Burası 10 oldu. Burası da 1 oldu. 10'dan 2 çıktı. 8. 1'den 1 çıktı. 0. Yani cevabımız 8. 8'i nasıl yapıyorum Roman rakamlarıyla? 5, 5. 6. 7. 8. Bakın toplama Arkadaş, işlemi. Çıkarma işlemi. <laughs> Arkadaşlar bunları da siz yorumlara yazın ki kendiniz evet. çözün. Çok güzel. 15 15'ten beş. bu kaç? 5. 15'ten 5 çıkarırsam? 5 daha çıkarıyorum. 10 kalır. 16, 17 18. Çıkarıyoruz beş. sen yukarı gidiyorsun. 10 kaldı. İşte bu. Evet. Tamam mı? Çıkarma sen yanıldın. Devam evet. ediyoruz. Bu kaç? 9. 9. 9'dan kaç çıkaracağım? 5. 6, 7. 9'dan 7 çıkarırsam ne olur Zeynep? 2 olur. 2. 2. 2'yi nasıl yapacağım? 2 tane çizgi 1, koyacaksın. 2. Bu kadar basit değil mi? Evet. Bunu yapalım Zeynep. Bu kaçtı? 4'tü galiba. 4. 4, 5'ten 1 çıktı. 4. 4. Bu kaç? 10, 11. 11, 11. 11. 11 ile 4'ü toplarsam ne olur? 15 olur. Toplama işlemi. 15 nasıl yazılır? Şu 10 arkadaşım. Şu da 5. Evet. Bu 5 olur mu da? Şöyle 5. Tamam mı? Anlaştık mı? Kolay mı? Kolay. Arkadaşlar son 2 kağıdımız kaldı. Umarım sıkılmıyorsunuzdur. Sıkılıyorlar mıdır? Bilmem. Sen sıkılıyor musun? Hayır. Hayır tamam İnşallah sıkılmıyordur. Zeynep'im sıkılmıyordur inşallah. Şimdi burada ise roman rakamları verilmiş. Acaba biz bu roman rakamlarını ne yapacağız? Hadi üzerine değerlerini yazalım. Veya altına değerlerini yazalım. Bu 1 Bu kaç Zeynep? Üç. Bu kaç Zeynep? Beş. Bir, üç, beş. Bu kaç Zeynep? Bu da on iki. Beş, altı. On iki. İyi bak. Beş, altı, yedi. Olabilir yanılabilirsin. <laughs> burada bir örüntü var mı sence? Var. Kaçar artıyor, İkişer artıyor değil mi? Aha. İkişer artıyor, ikişer <laughs> artıyor. Arkadaş... O zaman yediye iki ye eklersen ne olur Zeynep? Söyle bakalım. Arkadaşlar, sizin arkadaşlar, babam bize bunları çabucak öğretiyor. Siz bilmiyorsunuz olabilir, ben de bilmiyordum. Bilmiyordu ama öğrendi. Evet. Şimdi yediye iki ye eklersen ne olur? 2 ekleyelim 7'ye. 8, 9. Aa 9 oldu. 9'u ben normal rakamlarla yazayım. 9'u nasıl yazıyordum? Bir tane 10 yazıyordum. Bir tane çıkarıyordum değil mi? Ha. Bu nedir? 9. Ha. 9'dan sonra 2 daha ekleyeceğim. Roman rakamlarıyla. 9. 2 daha eklersem. 11. 11. 11 nasıl yazacağım? 11. 10 ve 1. Bu da 11 arkadaşlar. Aa, Gelelim buraya. Örüntüyü biz devam ettirdik. Şimdi şuna bakalım. 2, değil mi? Zeynep söyle bunu 2. 2. Bu kaç? 5. Bu kaç? 5 6 7 8. Evet, 8. Bu kaç? 10. 11. 11. Evet. Bu kaç? 10 4. 14. Şimdi baktığım zaman benim örüntüm kaç er artmış? 3 artmış. Kaç artmış? 3 artmış. Kaç artmış? 3 artmış. Yine 3 artmış ve 3 artacak. 14'e 3 eklersem 15, 16, 17, 17 olacak çocuklar. Hayda, 17'yi nasıl yazacağım? Onu yazacağım önce. 10, 15, 16, 17. İşte bu kadar. Çok kolay. Devam ediyoruz evet. şuna. Bu kaç? 3, bu, 5, bu kaç? 6. 9 hmm? mu? 9. Bu mi? kaç? Bu 5 diyoruz. 6 bu 6. Sen beni 9. <laughs> evet. Şimdi kaçer artmış Zeynep? Kaçer artmış? Bak bakalım. 3'den 6'ya. 3'den 6'ya sayıyorum. Hı -hı. Evet. 4. 4, 5, 6. 3 artmış değil mi? Evet. Yine 3 artmış. Burada. Evet. Emin olalım. Tamam, emin ol. 6'dan. Yedi. Hızlı ol. Yedi, sekiz, dokuz. Evet, on. ay dokuza kadar. Niye ona kadar gidiyorsun? Dokuz. Ha. Üç artmış yine. Evet, dokuzdan kaç artacak? Üç artacak. 3 arttırırsan ne olur? Üçten. Evet, on. On, on bir, on, iki. on iki. Yaz bakayım oraya 12. Ben de roman rakamlarıyla yazayım bakalım. 10, 11, 12. Evet, devam et. Şuraya. 3 arttır. Kız buraya 3 arttır diyorum. Sen şuraya 12 yazdın. Tamam tamam doğru doğru doğru. 3 arttır yine. Aa, buraya ben 12 yazdım. Üç. Tamam fark etme. Hadi 3 arttır. 3 arttır. Yine. Hı -hı. Tamam. Evet, zamanla yarışıyoruz kızım çabuk ol. Zaten 3 tane say. 13. 13, 14, 15. 15 yaz şuraya 15. 15. 15. 15'i nasıl yazacağım? 15. Arkadaşlar 10'u yazdım ve 5'i yazdım. Bu da 15. Anlaştık mı? Geldik son sayfamıza, son iki sorumuza. Roman rakamıyla saati yaz. Hadi bakalım önce Roman rakamlarını yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, evet 9, 10 bir şeyi. 10, 10, 11, 11 ve 12. 12. Tamam mı arkadaşlar? Roman rakamlarıyla saati yaz. Saat kaç kızım? 8, 3. 3. 3. Aa, 8, 3. 8, 3 denmez ona. 8 nedir? 8'i e 15. 5, 10, 15. Yani ne olur? 8, 8 kaçtı? 5, 6, 7, 8. 8, 15 yazıyorum arkadaşlar. 15 bakın 8.15 saatimiz 8.15miş. İşte bu. Roman rakamıyla saatimiz bu. Normal rakamla da 8.15. Tamam? Anlaştık mı? Şimdi geldik. Son sorumuz. Farklı bir kalem kullanıyorum evet. Akrep bunu gösteriyor, Yay yelkovan bunu gösteriyor. Bu farklı bir soru arkadaşlar. Akrep neyi gösteriyor? 10 bu daha 11. Akrepimiz şunu gösteriyor. 11'i. Yel kovanımız kaçı gösteriyor? Şu an mavi yaptım sorumuz. Yel kovanımız 5-6'yı gösteriyor. Aha. O zaman saat ne olur? 11 Ne olur Zeynep? 30 Yani saat 11 11.30'dur arkadaşlar normal rakamlarla yazın. Bu normal dur yeterli. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Dersimiz bu kadar. Roman rakamları sadece dikkat gerektiriyor ve birazcık da çalışmanız gerekiyor. Çok zevkli ve çok eğlenceli. Bunun ilerleyen zamanlarda 50'si var, 100'ü var, 1000'i var. Bunları da öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve bay bay.